Evet arkadaşlar, merhaba. Çok uzun süreden beri piyasada yokum. Bu oyunla yokum daha doğrusu. H1Z1 videoları yine geliyordu arada ama bu oyunla uzun süredir yokum. Oyunun aslında dinamiklerini falan da unuttum yani. Ne yapıyorduk, ne ediyorduk falan filan. Mesela işe gitmiyorduk, onu biliyorum ama şu an zaman kazanmak için de biraz işe gittim. Şimdi bu tabii yeni artık versiyon olacak. Bu oyunu artık kese 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 biçe oynayacağız. Çünkü hep aynı şeyleri yaptığımız için artık bir yerden sonra yani ben kendim de sıkılmaya başladım. Sizin de sıkılacağınızı düşündüğüm için artık yapacağım. Ne diyor ya bu? Bir fake tabii ki. Artık böyle atlaya atlaya gideceğiz. Yeni bir şeyler olursa onları yayınlayacağım. Bu arada oyuna girmeden önce tüfeğiyle bastım ama ne oldu? Hayırdır? Bana mısın demedi herhalde. Neyse 3000 lira değiştirelim. Çok da önemli değil. Paramız var. Şimdi oyuna girmeden önce oyunun yapımcılarının bir açıklamasını duydum. Şu I accept the challenge diye. Challenge videoları çekmek için burada bir görev vermişler bize ama bunu henüz kodlamadıkları için challenge yapamıyoruz arkadaşlar. Ve bunu atlama gibi bir şansımız da yok. Geri alma gibi bir şansımız da yok. Bu hep burada kalacak zannediyorum. Yapacak bir şey yok. Bu konuda yap arkadaşlar. Bakalım ilgilenilmiş mi? Çok da ilgilenilmemiş. 5 tane görüş videosu çekmişim. Ona rağmen hala bu oyunda ısrarcıyım. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyorum 211.282 dolarım var. Ne diyorsun? Çağırıyor beni. Tamam gidelim. 3 milyon abonem var ve 231 milyon 600 bin izlenme sayım var arkadaşlar. Hemen direkt üzerimizdeki kıyafetlerle gidelim. Daha önceden hatırlıyorum, networklere girip girip çıkıyordum. Beni kavuyorlardı, daha doğrusu banlıyorlardı bir ay. Şöyle sarılalım. Biz de mecburen çıkıyorduk. İşte beklemeyi öteki ağa falan geçiyorduk. Yalnız bu seferki ağımızda şöyle bir şey var. Ne oldu? Kabul etmiyor mu? Propozu kabul etmedi herhalde yine. Çünkü evli olunca ikinci kez evlenemiyoruz. Maalesef. Şimdi gördüğünüz gibi Maximina kanalına ağına üyeyim. 200 bin hedefimiz varken izlenme hedefimiz biz 25 milyon izlenmişiz. 10 bin abone hedefi varken 220 bin abone kazanmışız. Ve bir event varmış hedefi. O eventi de gerçekleştirmişiz. Şimdi artık kesip basına poz verelim. 41. seviyedeyiz. Seviyemizi artırmaya çalışalım. Bu arada bir dakika. Şu kızla bir röportaj da yapalım. En azından buraya gelmişken bir röportaj da yapalım. Yeni bir videomuz da olsun. Eve gidince de bunu editleriz. Güzel güzel. Evet, burada en düşükleri tercih ediyorduk diye hatırlıyorum. Yine öyle yaptım. Yapacağım daha doğrusu. Kaldığım zaman tabii yapacak bir şey yok. Bu arada benim telif borcum olabilir. Daha öncesinden onu da bir kontrol edeyim. Şuradan kontrol ediliyordu. Yanlış yaptım. Neyse. Şöyle basına poz verelim. Buradan mıydı? No warnings. Evet, uyarı yok. Güzel, telif bozduğumuz falan filan yok. XP'miz de arttı. Gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar, çok ilginç bir olayla karşı karşıyayım. Oyun sipariş veriyorum, oyun gelmiyor. Yemek sipariş veriyorum, yemek gelmiyor. Oyunda bir sıkıntı var. Oyunu kapatıp açtım her zamanki yaptığım gibi. Olmuyor. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle bir muhabbet. Buradaymış. Konuşuyor. Ne yapacağım ben de hiç bilmiyorum.
Gel şöyle. Ha, bir dakika, şimdi bununla konuşuyorum. Düşünle konuşsam yine XP kazanacak mıyım? Kazanacağım. Hiç. Yapma be, yanlış adamla video çek. Video çekelim bakalım ne olacak. Evet, çok ilginç kararlar alabilirim. Şimdi şöyle yapacağım. Madem oyunlar gelmiyor, madem yemek gelmiyor, yani böylece abone de kaybediyorum. Gördüğünüz gibi abone ne diyor? 2 milyon, 3 milyonun altına da şu an düştüm. Abone de kaybediyorum. Bir an evvel bu duruma çözüm bulmam lazım ama bulamıyorum da. İnternette araştırmam lazım. Bakmam lazım. Oyunda bug var resmen. Evet arkadaşlar, internette sıkıntımı arattım. İşte kutu geliyor fakat kutunun içi boş çıkıyor falan filan şeklinde yazdım. Oyunun bug'ıymış ve oyunun yapımcıları herhangi bir çözüm sunmamışlar bu konuyla alakalı. Dolayısıyla ben şöyle yapacağım. 45. seviyeye kadar geleceğim. Gelebilirsem tabii. 45. seviyeye geldikten sonra da eğer hala yani evi değiştiremiyorsam ya da evden yeni eve geçmem bana teklif edilmiyorsa artık bu oyunu oynamayı bırakacağım arkadaşlar. Böyle bir karar aldım. Yapacağım hiçbir şey yok çünkü en baştan başlayıp da tekrar bu seviyeye gelmek benim için çok can sıkıcı olacak. Sizin de zevk alacağınızı düşünmüyorum izlerken. Bu şekilde oyunu sonlandıracağım. Bu oyunun bug'ları yani E1Z1'i geçti. Gördüğünüz gibi şurada yeni bir kursa devam edemiyorum. Ondan sonra bu kutular satın aldığım oyunlar gelmiyor. Oyunlar gelmeyince abone kaybediyorum. Abone kaybedince de hep geriye doğru gidiyorum. Daha ileriye gidemiyorum. Dolayısıyla ben sadece şu şeyden, eventslerden gidip duracağım şu eventslere. Ondan sonra da şöyle bakalım. İşte seviyeyi yükselteceğim, yükselteceğim, yükselteceğim. Şuradaki 42. dereceyi artıracağım, artıracağım. Ve en sonunda hala bu sorun devam ederse artık yapacak bir şey yok. Artık yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi tabii böyle olunca büyük ihtimal network'ten de atılacağım. Şunların hepsine Rumbo filmine gidelim. All in white. Bakalım. Tek yapabildiğimiz şu an etkinliklere katılmak. İşte diskodur, sinemadır. Diğer eventler olsun. Onlara katılabilmek. Paramız var. Bakalım katılacağım. Seviyemi artıracağım. Eğer olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Şimdi yeşil giyinmemiz söylenmiş. Hemen şurada bulabildiğimiz tüm yeşilleri giyelim. Gözlükte yeşil var mı? Olmaz mı? Gözlükte yeşil olmaz mı Allah'ını seversen? Okey. Evet, oyunun bana gönderileceği söyleniyor ama büyük ihtimal oyun bana gelmeyecek. Yine de bakmam lazım Tiny World Review. Review videosu çekmem söyleniyor. Hemen bakacağım birazdan. Geri dönünce.
Bunda herhalde XP kazanıyor muyum, kazanmıyor muyum bilmiyorum ki. Şu C ile H arasında bakalım artacak mı? Bakalım XP şöyle zıplayacak büyük ihtimalle birazdan. Evet. Hadi. Yok, yine boş. Ya boş olsun. Ben yine de bir new diyeyim bakalım yeni bir oyun geldi mi? Yok, gelmemiş. Oyun gelmemiş. Yapacak da bir şey yok. Ne diyor? Hangi oyun? Tiny Ghost. Şimdi bir dakika. Choose Game. Tiny Ghost var mı? Yok, öyle bir oyun yok. Gelmedi çünkü. Tamam. Şöyle yapalım. Create Video da yapamıyoruz tabii. Şunlara da görev veremiyoruz. Oyunu yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar, şu an çok çok gerildim. Niye gerildim diyecek olursanız 43. seviyeye geldim. Fakat şu subscribers kısmı gittikçe düşüyor. 3 milyonun altına düşüyor. Düştü zaten. 2 milyon 700 bin ve hızla düşmeye devam ediyor. Yani böyle giderse bu oyunu bırakacağım arkadaşlar. Bakalım. Yeni eve taşınırsak, düzelirse falan filan devam edeceğiz. Bakalım. Şöyle bir devam edelim. Yani bu bug'ları kaldıramayacağım artık. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Madem para kazanamıyorum, madem video çekemiyorum, o zaman arkadaşların görevlerini son veriyorum. Sırayla. Hepsinin görevine son veriyorum. Ne oluyor? Son vermek bile zorlayıcı ya. Herhalde benim eleman buraya gelecek. Sohbet ve son. Onu da kovduktan sonra üçüncüyü de kovalım. Amira, seni severdim ama güle güle. Chat falan yapmak istiyorum. Hiçbir yardımcı falan istemiyorum. Kaybol. Sen ne ayaksın? Okey, hadi partiye gidelim. Ya bu parti dediği disco falan değildir inşallah ya. Hiç XP falan vermiyor çünkü. Life. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef şöyle yeni Matrix falan. Ya. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ya helm, hayır. Ya yüzdük kuyruğuna geldik şöyle. Yüzdük kuyruğuna geldik ama oyun maalesef bize hainlik yaptı. Oyun satın alamıyoruz arkadaşlar. Aboneler 3 milyondan 2 milyona düştü. Bütün işçilerimi kovdum para almasınlar diye. Belki 45. seviyeye geldiğimde diğer eve gitme imkanım, eve gidersem kutu mutu alabilirim, açabilirim diye. Kutu açamıyoruz ya. Kutu açamıyoruz ya. Acun'un programındaki herifler bile açıyor ya. Açamıyoruz. Shit. Bugün ne ya? 18 ayın. Haziran'ın 18'i değil, Temmuz'un 18'i. Kesin. Al. Bir daha çalışmaya gidelim. 2 saatlik bir çalışma olsun. Çünkü bundan sonra nereye gidiyoruz bundan sonra? Super Party! Super Party! Bundan sonra Süper Parti var. Yapma bak beni oyunu sonlandırmak zorunda bırakma. Tekrardan ben gidip de başlamam yani bu oyuna. Bu kadar uğraştık ettik. Hadi giyinelim bakalım. Ve arkadaşlar
Ne yaptım biliyorsunuz mu? Bir tane biliyorsunuz Ivy adlı kız arkadaşım vardı. Evlenmiştim onunla ve ikincisi Nicole oldu. Nicole'le de evlendim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nicole'le de evlendim. Okey, ben gidiyorum o zaman. Şu an iki tane eşim var. Ama eşim ben. Hadi bakalım, yine açılmayan bir kutu. Yine içi boş bir kutu. Yalım. Ayın 21'inde düğünümüz var. Bu arada bir dakika bakalım şimdi. Ivy ile de evliyiz. Bu kızla da evleneceğiz. Allah Allah, nasıl olacak ya? Nicole ile de evleneceğiz. İlginç. Evet arkadaşlar, ikinci evliliğimi yapıyorum. Formal, ciddi bir şeyler giymem lazım. Kafamdakini çıkarayım. Şöyle. Şu takım nasıl? Ya da şöyle mi giysem ya? Bakayım, bir dakika daha bulamadım. No tabii ki, no thank you. Lan bir tane mi? Şu daha iyi. Pantolon, düz siyah pantolon alalım. Ayakkabımızı yine şöyle düz seçelim, siyah. Gözlüğümüz olmasın. Ondan sonra kravatımız siyah. Oo, çok yakışıklı oldum. Çok yakışıklı oldum. Paramız suyunu çekiyor, aboneler suyunu çekiyor ama tabii sevgilimiz bunu bilmiyor. Evleneceğimiz bayan bunu bilmiyor. Şimdi wedding. Wedding time. Wedding time. Allah'ım Nicole ne kadar romantik. Aman Allah'ım. İkinci kariyi de almışık. Yine bize boş... Aha, kim geliyor lan? Vay, bu eve gelenlerden. Allah, bu bizim ilk sevgilimiz gibi. Ivy gibi değil. Ivy hiç eve gelmez. Ivy evin yolunu bilmiyor hiç. Hug falan yap, işte konuş, kiss yap, hediyeler ver. Tamam, bununla muhabbet iyi. 24'ünde yine festival mestival. 43, seviyemiz 43 arkadaşlar. 45'e çok az kaldı. İnşallah bakalım nereye kadar gidecek. Arkadaşlar, madem yeni oyun videosu alamıyoruz, biz de ne yaptık? İşte gittiğimiz sinemalarda falan filan. Böyle röportaj yapıyoruz. O röportajları yayınlıyoruz. Al işte, al başına belayı, bir de video. Bir de başımıza bu çıktı ya. Şöyle alttan. Şu daha iyiymiş. 2. Şu varmış. Bir de bu varmış. Böyle bir çözüm yolu bulduk. İyi de izleniyor. Bakalım. Subscriber'lar ne yapacak? Yeni bir görev mi vermiş? Evet, bana güya bir oyun gelmiş de. Yalnız bana oyun gelmedi tabi. Kutu açılmıyor. Kutu birisi oyun göndermişti ama gördüğünüz gibi maalesef yok. Oyun yok. Biz en iyisi kız arkadaşımıza konuşmuyoruz. Der filan. Böyle yapacağız. Bu arada şunu repair diyelim. Aa, beğenilmemiş. Şamar demiş ki hala aynı sıkıcı videolar. Şamar, iğrenç misin ya? Oha, ben kendim mi tamir ettim? Woo! I am the technicker. Tek başıma hallettim ya.
Nayla, işim var. İşim var evde, işim var. Evet arkadaşlar, madem öyle size ev vlogu çekeceğim ben YouTuber's Life'da. Şimdi şöyle yakınlaştıralım. Arkadaşlar burası benim yatak odam. Bu benim yatağım gördüğünüz gibi. Şu benim yorganım. Ondan sonra aynı zamanda ben bunu green screen olarak da kullanıyorum. Arka planda işte. Şunlar işte duvar kağıtlarım. Şu benim gece lambam. Efendime söyleyeyim. Şu saati bana çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. O hediye ettiği için çok seviyorum kendisini. O kadar çok seviyorum ki en sevdiğim arkadaşım desem yeridir. Ondan sonra şöyle Nailah konuşmak istemiyorum. Toplarıma gelelim. Şimdi bu toplarda önce aynanın karşısına geçeceğim. Burada aynam var arkadaşlar. İçinde dolaplarım var. İçini göstermeyeceğim. Şu kutularda benim bir takım evraklarım falan filan var. Okul dosyalarım bilmem ne. Şu futbol topum. Arkadaşlarımızla futbol oynarken bunu götürüyorum. Şu basketbol topum. Arkadaşlarımızla futbol oynarken bunu götürmüyorum. Şu motosiklet kaskım. Biliyorsunuz ben sıkı bir motosiklet sürücüsüyüm. Bunu kullanıyorum ve bazen de şu kaykayımla beraber kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi odanın diğer tarafını size göstermek istiyorum. Odanın diğer tarafına gelecek olursak burada da bazı kıyafetlerim, işte iç çamaşırları falan filan var. Burası da benim dolabım. Evet, odam bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer yerlere, evimin diğer bölgelerine geçelim. Evet, burada ufak bir hol var arkadaşlar. Bu holde kaktüsümü tutuyorum. Bu kaktüsü bazen arkadaşlarım geldiği zaman onlara şaka yapmak için, ne diyorsun ya? Şaka yapmak için koltuklarının üstüne bunu koyuyorum. Üstüne oturuyorlar, sonra bağırıyorlar, kaçıyorlar falan. Burası duş. Burada duş alıyorum. Burası tuvalet. Burada yaptığım şeyi söylemek istemiyorum. Burada elimi yüzümü yıkıyorum arkadaşlar. Sonra gelelim oturma odalarımdan birine. Burası oyun dolabım. Zaten belli oluyor. Bir sürü oyun var burada. Burası son model LCD'im. Burası da oyun konsollarımın bulunduğu dolap. Şimdi partiye gideceğim. Çok parti hayvanı olduğum için partiye gideceğim arkadaşlar. Gelince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, partiden döndüm. Burası da benim mutfağım. Kusura bakmayın dağınıklık için. Pizza yemişim, burada bırakmışım içeceğimle beraber. Aslında hep böyle dağınık değilimdir ama nedense bugün böyle dağınığım. Burası ikinci buzdolabım. Burada da bir takım işte yemeklerim falan filan var. Burası ocağım. Ocakta işte bir şeyler pişiriyorum. Sonra bir diğer odama gelelim. Burada kitaplığım bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada benim çok okuyan bir insanım. 4 ayda bir kitap okurum ve onlar da burada. Gördüğünüz gibi tüm hayatım boyunca edindiğim kitaplar bunlar. Bu bizim afişimiz. Böyle. Ondan sonra bir tabii bilgisayarlarla biliyorsunuz çok haşır neşir olduğum için bir diğer bilgisayarım da burada. Öteki odaya gitmek istemediğim zamanlarda bu odada bilgisayarımın başındayım. O zaman size başka ne gösterebilirim? Size bu yine burada bir tane daha banyom var. Şu bir diğer odama götüreyim. Burada da benim burası benim müzik odam. Burada müziklerimi yapıyorum ben. Gördüğünüz gibi işte albümlerim, gitarlarım falan filan. İşte diğer ürünler hep burada arkadaşlar. Ve yine tabii ki olmazsa olmazım bilgisayarım. Burada müzik yazılımları kullanıyorum. Burada yaptığım müzikleri bilgisayar ortamına aktarıyorum arkadaşlar. Sonra şöyle bir aşağı inelim. Size yine göstermek istediğim çok güzel koleksiyonlarım var. Pardon, yukarı çıkalım. Aşağı inelim demişim. Evet. Şimdi şu odaya gelelim. Bu oda benim en sevdiğim odalardan biri. Yine büyük ekran televizyonum var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Şunu şöyle getirelim. Biraz yok. Şöyle. Heh. Heh mi? Heh. Evet. Biraz daha uzaklaşayım. Evet arkadaşlar. Bu benim. Çok acıktım bu arada. Bu benim figür koleksiyonum. Gördüğünüz gibi şunu basanın kendisi bana verdi. Kendisi biliyorsunuz çok ünlü bir futbolcu. Şunu da Darling geldi. Benim gitmem lazım. Ve burası da benim bahçem. Burada arkadaşlarımı ağırlıyorum.
ve yüzmeler falan filan yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, XP'yi arttırmanın bir diğer yolu olarak durmadan kitap okuyorum. Durmadan aynı kursu bir. Daha sonra bu bana XP olarak dönüyor. Ve level atlayacağım. Ne yapalım? Oyun bize zorluk çıkarıyor. Biz de saçma sapan ilerleme yöntemleri buluyoruz, keşfediyoruz kendi kendimize. Ve arkadaşlar, beklenen an, bakalım 45'e ulaşınca bize daha fazla level atlayamazsın, sen evi değiş diyecek mi? Ve 45. seviyeye geldik. Ve bir yetenek puanı kazandım. Bir ampul kazandım. Sonuç. Sonuç yok. Maalesef sonuç yok. Ya bunun bir yolu olmalı, yolu olmalı. Bakıyoruz. 27 oyun. Bir şeyler satın alıyorum ama olmuyor. Bir daha alıyorum, olmuyor. Oyunu tekrar açtım, hiçbir şey olmadı. Bende de bu problem var. Oyun bana ulaştı ama her içinde, kutunun içinde hiçbir şey yok. Ben düşünüyorum ki bu bir bug. Çünkü görünmez paket var, işte eve geliyor falan filan. Ondan sonra hala olan var mı diyor. Evet, aynı şey bana da oluyor. Bu bug'dan sıkıldım diyor ve bundan sonra düzeltilene kadar oynamayacağım diyor. Oyunu ne diyor? Oyun al, kutu kaybolsun falan filan. Bir daha oyunu tekrar başlatmayacağım diyor. Bunun çabucak düzeltilmesi lazım diyor. İkinci sayfaya geliyorum. Hala diyor işte satın aldığım şeyi alamıyorum. Ondan sonra ne diyor? Bana da oldu. Yeniden başlatmanın faydası olmuyor falan. Başka? Evet. Diyor ki oyunu kapatıp açmanın bir faydası olmuyor. Çünkü restartlama sadece zaman kaybediyor. Çünkü aynı efekt tekrar geliyor diyor. Benim de bir aynı problemim var. Mansion'dayım, malikanedeyim fakat tekrardan oyunu baştan başlatmam gerekiyor falan filan demiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun yapımcılarının herhangi bir cevabı yok. Herhangi bir cevapları yok. Ve ben artık bu oyunu bırakmaya karar verdim. Çünkü 46. seviyeye geldim. Ev de değiştiremiyoruz. Bu arada ben neredeyim? Buradayım. Gel bakayım. Ve son olarak evimizin bir selfiesini çekelim. Şuraya geliyor mu? Gelmiyor. Şuraya geliyor mu? Şuraya gelmiyor. Evet. Ve artık elveda diyoruz arkadaşlar. Oyunu, serimizi burada kendimiz tamamlıyoruz. Çünkü oyun bize müsaade etmedi. Oyunu bitirmeye şansı, fırsatı vermedi. Bu bug olayı 3. sezonu yapmayacağım yani bu bug olayı nedeniyle. Çünkü aynı şey tekrar başıma gelebilir. Son selfie'yi çekiyorum ve yayınlıyorum ve elveda diyorum arkadaşlar.